Ne diyeyim, ne yapayım? Öğretin bana, analara, babalara sesleniyorsun. Evlatlarınıza bıçak vermeyin. Çocuk evinde yatakta rahat yatayken benim çocuğum kanların içinde. Ayakkabıları kanlar dolmuş. Ayakkabılarına kanlar dolmuş. Malınıza mı baktı, namusunuza mı baktı, ne yaptı? Ya bütün hayatında sporcuydu benim çocuğum. Nereye gitsin? Kime gitsin? Kim ne desin? Siz bizim... Halasının oğlu çarşamba günü askerden geldi ve halasının oğluna hoş geldine gitti. Haznadar 15 Temmuz parkında bir gün önce yandan geçerken sen bana baktın, ben sana baktım derken konuşarak ve yüksek sesle tartışılıp herkes evine gidiyor. Ve benim çocuğum onu diyor böyle olayı. Ertesi gün geldikleri zaman topluyor 15-20 kişiyi, geliyor çocuğumun yanına, kafert eder ya da çocuğum çay içerken benim çocuğuma direkt bıçağı saldırıyor. Öldürün diye bağırıyor ve de bıçağı karnında dolaştırıyor. Benim çocuğum hastanede kanlar içinde yatayken o şerefsiz kendi yatağında yatıyor. Bunun anası babası yok mu? Ben yandım, başka ana babaları yanmasın. Bunu hükümetimiz cezalandırsın. Benim çocuğum Başakşehir'in alt topçuydu. Başakşehir'in alt seviyesinde sporcuydu. Benim çocuğumun hayatını söndürdü. Gören, bilen, tanıyan varsa polisimize ihbar etsin. Yalvarıyorum bir baba anne olarak. Başkalarını yakmasın. Benim çocuğum şu anda can çekişiyor. 15 yaşında çocuğum Ömer'im. Ömer'im gitti. Allah, Allah, o bıçak tutan ellerin donsun, taş olsun. Bir daha kimsenin canını yakma. Beni yaktın, benim öksüzümü niye istedin? Vuraydın, vuruşaydın, bıçak ne? Vicdansız, yakalanacaksınız. Er veya geç yakalanacaksınız. İnşallah. İnşallah kurur o ellerin. Ne diyeyim başka yavrum? Konuşacak bir derdim kalmadı. Benim çocuğum can çekişiyor. Ben 24 saatteki de ağzıma banak sürmemişim. Orada susuz aç yatayken, dudaklarıma su serpin derken ben nasıl yemek yiyeyim? Abi biz normal parkta oturuyorduk. Sonra işte çocuklar böyle bakmaya falan başladı. Sonra orada bir laf dalaşı oldu. Ömer de İşte kalktı ya, üstten yürümeye falan çalıştı. Çocuklar zaten gitti. Kız mevzusuna döndürmeye çalıştılar, kızlar vardı diye. Sen benim bacıma laf atma mevzusu falan. Sonra abisi vardı bir tane de. 10-15 kişi geldiler ne. Abisini alıp geldiler. İşte orada bir kargaşa oldu. Bıçaklanmadan bir gün önce oluyor işte. Sonra bekçiler falan geldi. Biber gazı sıktı. İşte o gün bitti. Ertesi gün gittik. Arkadaşlar vardı orada. Onların yanında oturuyorduk. Sonra kalktık onların yanından. Sonra Ömer lavaboya gitti, geldi. Telefonu aldı eline, çocuklar geldi. Selamünaleyküm, aleykümselam yaptılar böyle. Sonra işte Ömer ayağa kalktı falan. Bunlar, Ömer dedi ki önce gelin oturalım konuşalım dedi. Burada aile var dedi, burası kalabalık dedi. Sonra Ömer ayağa kalktı gibi zaten Ömer'in üstüne 4 kişilerdi. 15-23 olarak Ömer'in üstüne direkt çullandılar. Sonra abi o kargaşanın içinde biz Ömer'i oradan ayırmaya çalışırken Ömer'e bıçak saplamışlar. Ömer'i yerden ayağa kaldırdık. Kaldırdığımız gibi karnım dedi. Sonra zaten kan akıyordu karnından. Bir tane hemşire abla vardı, o müdahale etti. Orada zaten baktı çocuklar kaçmıştı.